Selam lemur severler. Bugün Çin'den almış olduğum ve normal bir bisikleti elektrikli bisiklet haline getirmemizi sağlayan aparatı inceleyeceğiz. Pratik bir şey mi? Kolay bir şekilde dönüşümü yapabiliyor muyuz vesaire? Hiçbir şey bilmiyorum. Sadece normal bir bisikleti elektrikli bisiklet haline getirebiliyorsunuz bilgisi beni fazlasıyla çekti. Dedim ben bunu denemeliyim. Sizin de ilginizi çekecektir diye düşündüm çünkü bu dönemde elektrikli bisikletler bayağı popülerleşmeye başladı. Ama normal düz bir elektrikli bisiklet almak istediğim çok uygun fiyatlı değil. Bu da çok ucuz bir şey değil ama elektrikli bisiklete göre 3'te 1, 4'te 1 fiyatına falan. Ben bu kutuyu tersten mi açtım ya? Biraz ağırmış. Şimdi ilk önce bir kutu içeriğine bakacağız. Nelere ihtiyacım var ek olarak onları tespit etmem gerekiyor. Mesela aküsü kesinlikle eksik, onu biliyorum. Cihaz temel olarak aslında şu. Bu bildiğiniz arka tekerlek ve ortasında bir motor var. Ön tekerlek versiyonu da vardı ama ben arkadan çekişli olsa sanki daha iyi olur diye düşündüm. Şurada standart bisikletlerde de olan şu vites değiştirme dişlilerinden var. Diğer tarafına baktığımızda ise sadece bir tane kablo görüyoruz. Şunu şöyle bir geri yatıralım buraya. Bu kablo bu kutuya bağlanıyor. Demek ki bu ayırmamamız gereken bir şey. Burada bayağı bir şey varmış ya. Şimdi burada şöyle bir kutu var. Üzerinde 1000 watt yazıyor. 1000 watt yazdığına göre ne bu? Hiçbir fikrim yok. Motorun sürücü kontrolcüsü olabilir. Öyle bir şey. Sonra şurada bir tane motosiklet şeyi gibi. Ben bu videoyu hiç çalışmadan çıktım da. Şu an bunun adını da bilmiyorum. Ama anladınız ne olduğunu, şöyle motosikletlerde gaza bastığınız şey var ya, ona benzer bir şey var burada. Bunu bisikletin koluyla değiştireceğiz herhalde. Sonra şurada kontrolcümüz var. Buradan cihazı kontrol edebiliyoruz. Şarj durumunu vesaire görebiliyoruz. Diğer kolla uyumsuz olmasın diye bir tane daha kol koymuşlar buraya. Sonra iki tane fren kolumuz var. Şu anda bu fren kollarının da ne işe yaradığını bilmiyorum. Kısacası ben bunların ne işe yaradığını bilmiyorum. Tahmin ediyorum. Ama birlikte öğreneceğiz. Kitapçıkta fren kollarına sadece fren yazmışlar. O zaman normal disk frenler yerine motordan fren yapmamızı sağlayacak bir şey olabilir. Bu tahmin ettiğim gibi kontrolcüymüş. Kitapçıkta anladığım kadarıyla gereken her şey kutunun içinde. Dediğim gibi sadece akü bulmam gerekecek. Ve benim bisikletimin tekerlekleri normalde 27,5 inç. Bu 26 inç. Bunu 27,5'a çıkartma ihtimalim yok. Çünkü burada bayağı değişik bir jant stili kullanılmış. O yüzden ön tekerleği 26'ya düşüreceğim. O çok daha pratik olur diye düşünüyorum. 26 inçlik bir jant, bir de lastik alacağım. Bu şekilde o problemi de çözeriz. Şimdi ben gerekli siparişleri vereceğim. Onlar geldikten sonra videoya devam edeceğiz. Evet, videonun başını çekmemin üzerinden 2 aydan fazla zaman geçti. Çünkü videonun başını çektim, eksikleri tespit ettim. Hemen sipariş verdim, böyle 1 saat içinde falan sipariş verdim. Fakat şu pili Polonya'dan yollamışlar. Akü yerine pil aldım bu arada, o konuya da geleceğim. Polonya'dan yolladıkları yetmiyormuş gibi bir de özel kargo yerine devlet kargosuyla yollamışlar. O yüzden aşırı uzun sürdü. Satış sayfasında da böyle Polonya'dan gönderilecek gibi bir şey yoktu yani. Türkiye'den satın alıyormuşum gibi satın aldım. Nedense Polonya'dan geldi. O yüzden böyle bir durumdayız. Şimdi önce şu pile bakalım istiyorum. Normalde akü kullanmayı düşündüğümü videonun başında söylemiştim. Ben aküyle çalıştırıyoruz sanıyordum. Aslında yine aküyle çalıştırabiliyormuşuz fakat 18650 pil kullanırsak çok daha verimli, çok daha başarılı oluyormuş. Hem bisiklet daha hafif oluyormuş hem de daha uzun süre, daha uzun yollar gidebiliyormuş gibi bir bilgi okudum. Sonra birazcık araştırma yaptım. Kaç tane pil gerekiyor vesaire diye ve maliyeti bayağı yüksek oluyor açıkçası 18650 pillerin. Yani düşündüğüm bütçenin şu an üzerine çıkmış durumdayım. Ve evde kendim yapmam da çok kolay olmayacaktı. O yüzden dedim üstüne biraz daha koyup hazırını alayım ve şunu aldım. Onun dışında şarj adaptörü falan da kutunun içinden çıkıyor gibi duruyor. Hatta ben bunu direkt şarja takayım diğer tarafın montajına başlamadan önce. Pilimiz şarj olurken diğer aldığım şeyleri göstereyim. Şöyle söylediğim gibi bir tane 26 inçlik jant aldım ve buna uygun bir lastik aldım. Onun dışında arka tarafla ön taraf farklı olmasın diye arka taraf için de bir lastik aldım. Bunlar zırhlı lastik bu arada. Yani patlamaya dayanıklı lastikler aldım. Bir de şu kontrolcüyü ya da pil kutusunu koymam gerekirse diye şöyle arka tarafa oturak gibi bir şeyler oluyor ya. Bisiklet bagajı mı denir artık buna, ne denir? Belki gerekirse diye bir de bundan aldım. Onun dışında bir şey yok. Şimdi motorun olduğu lastiği zırhlı lastikle değiştirerek başlayacağım. Ve bir taraftan hem nasıl monte edeceğimi çözmeye çalışacağım hem de size aktaracağım. Uzatmadan
ben yapım aşamasına geçeyim. Ve her zamanki gibi bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız şimdiden videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz diyeyim. Hatta isterseniz abone olup bildirimleri de açabilirsiniz diyerekten yapım aşamasına geçeyim. Şimdi ilk problem şurada çıktı. Normalde bu bisikletin arka tekerleğinde disk fren vardı. Şurada disk fren için gereken mekanizma var. Ve bu ortadaki motora sürtüyor. O yüzden rahat bir dönüş elde edemiyorum. O yüzden bunu buradan sökmem gerekiyor. Galiba ön tekerlektekini kullanmaya devam edebileceğim disk freni ama arka tekerlekteki disk fren iptal. Şimdi bütün parçaları monte etmeden önce pili takarak en azından sistem çalışıyor mu ona bakmak istiyorum. Motorun içinden çıkan kablo şu şekilde benim pilime uymuyor. Benim pile şöyle bir artı ve bir eksi uç çıkartmışlar. Oradaki artı ve eksi uca şuradaki pimi bağlamam gerekiyor öncelikle. Evet, şimdi pilin kablosunu ayarladım. Kontrolcüye takacağım ve bunda zaten açma kapama düğmesi yok gibi. Şuradan açacağım. Gerildim. Nasıl durdurup nasıl başlatacağımı falan bilmiyorum. Aha! Evet, çalıştı. Burada pilin düzeyini görüyoruz. Kilometremizi, kilometre saat hızımızı falan görebiliyoruz. Şimdi şunu çevirdiğimde dönmeye mi başlayacak? Hayır. Yani gaz kolunu çeviriyorum ama çalışmıyor. Buradan hız ayarları, mız ayarları yaptım. Bütün düğmelerine bastım. Bağlantılarım da normal gözüküyor. Şu fren kollarıyla bir bağlantısı olabilir mi diye düşünüyorum. Yani bunlar böyle çalışmayı tetikliyor falan olabilir mi acaba diye ama kitapçıkta da öyle bir şey yazmıyor. Bir bunları komple sökeyim. Aha! Bunlarla alakalıymış. Ne alaka bilmiyorum ama bunları sökünce oldu. Ve şu an en düşük güçte. Bir dakika, gücünü merak ediyorum. Tamam, güçlü. Hızını arttıralım. Şuradan motora ne kadar güç vereceğimizi seçebiliyoruz bu arada. Bir orta deneyelim maksimuma geçmeden. Nice. Güzel. Şu an maksimum güçte. Galiba janta bir ayar yapmam gerekiyor. Jant hafif 8 çiziyor gibi. Lastiği yeni değiştirdiğim için de olabilir tabii de. Güzel, bayağı güçlü duruyor. Şu an aklıma tek takılan şey, bunları söktüm, okey. Şimdi fren nasıl yapacağız? Arkada bu kadar, yani gazı bırakıp ön freni kullansam sakat olabilir. Arka fren daha mantıklı. Acaba disk fren yerine buna V fren takabilir miyim? Ben bir Eren'i arayayım. O bilir böyle şeyleri. Bir ona sorayım. Evet, bisikletlerden sorumlu devlet bakanımız geldi. Şöyle bir fizibilite yaptık ve disk frenleri kullanabileceğimizi söylüyor. Evet. Disk freni biraz uğraşırsak yapabiliriz. Evet, birazcık bilmiyorum, o yapacak onları. Ben şu an şey yapamıyorum. İnşallah diyelim, ben kesin konuşmayayım yine de ama. Olur gibi ya, bana mantıklı geldi. Olur olur, adamlar yuvayı yapmış buraya zaten. Ama bisikletlerden sorumlu devlet bakanımız başka bir şey daha tespit etti. Bu benim aldığım jant şeyi desteklemiyormuş. Disk fren bölümü yokmuş. Evet, yok. Yok. Disk fren takılmıyor ona, sadece pabuç yapmışlar. Yani V fren yapmışlar. O yüzden belki ön tekerleği 27.5 bırakabilirim ya da sadece arka frenle idare edebilirim, bilmiyorum. Hangisi daha mantıklı? Bence önü büyüt. Çünkü senin ön amortisörlerinde zaten amortisörü kitleme özelliğin var. Bu yüzden ön amortisörü böyle basıp kitleyebiliriz. Yani ön arka jantları eşitleyebiliriz. Öyle şeylerim varmış. Duyuyorsunuz. Evet. Şimdi sen ona bakarken ben de şu pilin konumunu falan ayarlamaya çalışacağım. Emin olmamakla birlikte pilin şu alt bölümü sökülüyor gibi geldi bana ve burayı söküp şu su matarasının olduğu bölüme takabilirim diye düşündüm.
Evet, şu anda bisikleti tamamladım. Şöyle bir baktığınızda aslında batarya kutusunu saymazsak öyle normal bir bisikletten çok da farklı gözükmüyor. Sistemi kısaca anlatacak olursam, şurada açma kapama düğmemiz var. Buradan bisikleti açıyoruz. Sonra şuradaki S artı veya S eksi tuşlarıyla hızımızı belirliyoruz. Yani ne kadar motora güç vereceğimizi buradan seçiyoruz. Üste kaç kilometre hızlı gittiğimizi gösteriyor. Altta ise kaç kilometre gittiğimizi gösteriyor. Şurada ise batarya göstergemiz var. Kontrol panelinden ve gaz pedalından sadece iki tane kablo geliyor. Bunlar buradan. Şöyle temiz bir şekilde devam ediyorlar. Böyle düşündüğüm kadar çok bir kablo karmaşası yaratmadılar. Arka tarafa geçtiğimizde ise şöyle fermuarlı bir çantamız var. Bu çantanın içinde kontrolcümüz var ve bütün kablolar burada toplanıyor. Ek olarak bir de anahtarı koydum buraya. Şu lastik nereden geldi bilmiyorum ama bir lastik buldum evde. Eren mi unuttu, ne yaptı bilmiyorum. Giderken o unutmuş olabilir. Şöyle bir lastik buldum. Kutulardan da çıkmış olabilir. Neyse, bu lastiğin ucuna şu anahtarı koydum. Bunun bir tanesini evde bırakırım muhtemelen. Bu anahtarla pil kutusunun yanındaki anahtarı çevirdiğimizde aküyü buradan komple alabiliyoruz. Şöyle çıkabiliyor direkt buradan ve hiçbir kablo bağlantısı falan kalmıyor. Bisikleti evin içinde şarj etmek istediğinizde direkt bunu alıyorsunuz ve evin içinde şarj ediyorsunuz. Geri takması da gayet kolay. Bu pili böyle hazır bir şekilde satın aldığım için mutlu oldum açıkçası. Kendim bir pil yapsaydım veya akü kullansaydım bu kadar pratik olmayacaktı. Bunlar dışında arka tekerleğin disk freni gayet sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şuradan çıkan kablo, motora güç veren kablo. Bunu da buradan böyle yürüttüm ve buraya getirdim. Bütün kabloları da şuradaki delikten geçirerek buradan böyle temiz bir şekilde yukarı çıkarttım. Şu an çözmem gereken tek bir şey kaldı. O da ön tekerlekte frenim yok. Buraya disk fren uyumlu bir tane jant aldığım zaman bu sorun da çözülecek ve her şey bitmiş olacak. Büyük ihtimalle o jant bu videoya yetişmeyecek ama. Evin içinde çalıştırmak ne kadar mantıklı bilmiyorum ama şöyle gayet güçlü bir şekilde çalışıyor ve frenim de çalışıyor. Ha bir de muhtemelen şambrel daha tam oturmadığı için hafif şöyle 8 yapıyor şu an lastik. Umarım şambreldendir diyorum çünkü janttansa bunu ayarlamak çok kolay olmayacak. Kısaca şöyle bir baktığımızda şu an sürüşe hazırız. Şimdi ben bugün dinleneceğim. Yarın babamla birlikte bunu alacağız ve köye gideceğiz. Açık alanda görüşürüz. Sahile geldik. Şimdi ilk defa sürmeyi deneyeceğim. Şöyle hemen bisikletimi açtım. Muhtemelen ilk hareketi kendim yapmam gerekir diye düşünüyorum. Motorla şeyi yapamam gibi geliyor. Hani şu ilk dengeye girme muhabbeti var ya. Tamam. Şimdi en düşük seviyeden bir başlayacağım. Şu an üstündeki motorla gidiyorum. En düşük seviyesi saatte 10 kilometre hızla gidiyor. Şu an alışmam gereken bir şey var. Şu çok kolay bir şekilde hareket ettiği için. Mesela frene basarken de elim motoru kaydırıyor. Motor çalışmaya başlıyor. Ya düşük seviyede çalıştırırken çok sıkıntı olmaz ama yüksek seviyelerde çalıştırırken buna bir alışmak lazım. Bu birazcık problem olabilir. Şimdi hiç pedal çevirmeden başlatmayı deneyeceğim. Bakayım dengeyi sağlayabileceğim mi? Oluyor. Böyle yerlerden geçerken geriliyorum. Yine patlatacağım kesin tekerleği ya. Evet. Baba, şimdi kökleme ya. Ölürsün, ölürsün. Kökleme. Bence orta seviyede deneyeyim burada. Orta seviyede dene ama kökleme ya. Orta yavaş seviyede yavaş deneyeyim, yavaş. Dönüşte de full'de deneyeyim. Ama yavaş yavaş o zaman, tamam mı? Bir de ön frene basma. Ön fren yok ki oğlum. Tamam o zaman. Oha güçlü. Orta seviyede saatte 32 kilometre hıza çıktım şu anda. Çok iyi gidiyor. Çok çok iyi gidiyor. Şimdi dönüşte maksimum gücü alacağım ve öyle başlayacağım. Şu an gerildim. Kilometre sayıcına bakmam lazım. Yolu göremiyoruz. Gerçi yol düz, bir şey olmaz. Evet, maksimum güç. Üşüyorum. Dondum. En son 45 kilometre hızı falan gördüm. Üşüdüğüm için yavaşlamak zorunda kaldım. O kadar gözlerim yaşardı rüzgardan. Oha, bisikletle böyle bir şey yaşayabileceğimi tahmin etmemiştim. Hız testi yapmadan önce bir de drone'u kaldıracağım ki karşıdan da görebilin. Harun yetişemiyor. Şimdi eldivenlerimi de giyeceğim. Bir de gözlük alsaydım keşke yanıma ya rüzgar için. Şu an bir tek gözlerim sıkıntı olacak. Bayağı ağlatıyor çünkü şeyden, soğuk çarpıyor.
Evet. Şu anda böyle yanlışlıkla bunu çevireceğim diye böyle geriliyorum. Keşke bunun bu kilit düğmesi falan olsaydı. Çünkü en yüksekteyken şu an böyle dönerek başlatmam çok zor. O yüzden ilk önce en düşüğe aldım. En düşükteyken şu an döneceğim. Şimdi maksimumuz. Hadi hakkımızda hayırlısı. Bayağı ara gaz falan yapabiliyorum. Maksimum 49 kilometre hızı görebildim şu an. Şimdi dönüşte tekrar deneyeceğim. Çok güzel hızlanıyor ya, şu muhteşem bir hissiyat. Dönüşte de 48 kilometre hızı görebildim. Çünkü rüzgar şu an böyle esiyor. Muhtemelen o 1 kilometre şey yaptı. Yani şu an ulaşabildiğim maksimumumuz 49 kilometre. Tabii lastiklerin falan hız yapmaya uygun lastikler değil. Kalın böyle. Burası genellikle toprak zemin, kum, çamur falan o tarz şeyler olduğu için o hız şehir içi lastiklerden kullanamıyorum burada. Muhtemelen öyle bir lastikle birkaç kilometre daha fark eder. Ne kadar fark eder bilmiyorum. Çok aşırı bir fark olacağını sanmıyorum. Denemek istiyor musun? Bak hareketlere bak. Bir şey diyeyim, çok sevdi. Şimdiye kadar bırakır diyordum. Bayağıdır geziyor ve hiç inmeye niyeti yok gibi duruyor. Gibi. Pedal çevirmene pek gerek yok. Şu an çok önemli bir şeyi denemediğimi fark ettim. Bisikletin vitesleri var aslında. Daha düşük viteslerde veya daha yüksek viteslerde ne yapıyor onu bilmiyorum. Dur bakayım, bir vites ayarlayacağım. Yüksek vitese mi geçmek daha mantıklı acaba, düşük vitese mi? Şu an vitesleri bozdum. Vites ayarlayacağım derken vitesi arttırdım. Bu arada tüm vitesleri kullanamıyor olabilirim. O da şeyden dolayı, arka tarafın yapısını bayağı bozduk. Şu an göbek değiştiği için muhtemelen şu kısma bir ince ayar yapılması gerekiyor. Fakat onun nasıl yapıldığı konusunda hiçbir fikrim yok. Onu bir bisikletçiye veya bisiklette anlayan birine yaptırmam lazım. En yüksek viteste kullanacağız kısacası. Kumda falan da denemek isterdim ama daha önceki tecrübelerimi biliyorsanız şu bisiklete aldığımda neden oralarda sürmediğimi anlarsınız. Sonu çok iyi bitmiyor genelde benim öyle yerlere girmemin. Ama şu hızlanma falan çok iyi. Şimdi maksimumumuz olarak 50 kilometre, 49 kilometre falan yapabiliyoruz. Menzili tam olarak test etmem pek mümkün değil. Çünkü sizin ağırlığınıza, kullanacağınız bisiklete, lastiğe, kullanacağınız yola, rüzgara falan her şeye göre menzil değişebiliyor. Fakat burada 1000 wattlık bir motorum var, 12 amper saatlik bir pilim var. Kendime göre en iyi ve en kötü menzil testlerini hesapladığımda en kötü durum böyle toprak yoldayım işte, rüzgar karşıdan esiyor, cart oluyor, curt oluyor. 32 kilometre civarı bir menzil alıyorum. En iyi durumda ise 105 kilometre alıyorum. Yani arada bayağı uçurum var. Tabii 105 kilometrede motoru hiç zorlamayacaksınız. Rüzgar hep arkanızdan esecek. Düşük güçlerde böyle yavaş yavaş gideceksiniz falan. O durumlarda o şeye çıkabiliyorsunuz. Yani ortalamayı alacak olursak böyle ben muhtemelen böyle bir şeyi birazcık agresif kullanırım. Yavaşlamalar, arada pedal çevirmeleri falan böyle hesaba katacak olursak muhtemelen 60 kilometre civarı bir menzil alırım ben bu bisikletle. Muhtemelen en çok merak ettiğiniz şey maliyet. Maliyete gelecek olursak, ilk önce Türkiye'de satılan elektrikli bisiklet fiyatlarından bahsedeyim. 250 wattlık motorlar için bu kalitede bir bisiklet ortalama 12 ile 16 bin lira arası şu an. Markasına göre değişiyor. 250 wattlık bu arada, onu özellikle belirteyim. Burada dediğim gibi 1000 wattlık bir motor kullanmış olduk. Bu motorun maliyeti 3600 lira civarına geldi bana. Buna kargo ve vergiler de dahil. Bu motoru Çin'den, Banggood'dan aldım ben ve Banggood'da Turkey Direct Post kargo seçeneğini seçerseniz kargo parasının içinde gümrük vergisini de ödemiş oluyorsunuz. Yani totalde ödeyeceğiniz para o kadar oluyor. Pil de 3300 liraya geldi. Fakat bu dediğim gibi birazcık lükse kaçan bir pil ve yurt dışından aldım. Ve gerçekten bunu satın alma süreci birazcık problemliydi. Ben satın aldıktan sonra o kadar çok şikayet ettim ki ürün bana ulaşmıyor, ne oldu falan diye. Satıcı direkt şeyden kalktı. O satışı yapan site direkt satıcıyı sildi. Hani ben bir şekilde ürünü almış oldum ama bunun linkini koymayacağım o yüzden. Çünkü problemli bir ürün. Pilci diye bir şey varmış. O pilcilerden bu kalitede
kalitede bir pil yaptırmak isterseniz muhtemelen yarı fiyatına falan gelir. Bunun dışında da bir maliyetimiz yok yani, ben jantları mantları değiştirdim 26 inç olsun diye, ama bu benim bisikletimin normalde farklı bir ölçüye sahip olmasından kaynaklıydı. Hali hazırda bir bisikletiniz varsa minimum 4500, maksimum benim gibi böyle işte kalitelisini iyisini isterseniz falan da 6,5-7 arasına falan mal edebiliyorsunuz. Yani yine burada az önceki konuya döneceğim, 250 wattlık hazır bir set yerine 1000 wattlık bir setiniz olmuş oluyor, hem de yarı fiyatın olmuş oluyor. Bu açıdan baktığınızda bence gayet makul. Sanırım anlatmam gereken başka bir şey kalmadı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ayrıca isterseniz kanalıma da abone olabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.